Arda Güler Real Madrid'de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamadı. Açıkçası bizim beklediğimiz forma şansında maalesef bulamadı. Hocaya ayrılmak istediğini, en azından kiralık gitmek istediğini iddia ediyor, söylediğini iddia ediyor İspanyol basını. Beklentimiz ne olmalı hocam? Arda Güler'le ilgili, ara transfer sezonuyla alakalı. Fenerbahçe doğru bir tercih olur mu oyuncu için? Ya çok üzülüyorum böyle haberlere. İnşallah gerçek değildir. Şimdi Arda geçen sene 6 gol atmış falan. Bir asistini falan dinlemedim de 6 gol. Bu sene fazla hiç asist yok, gol yok falan ama Real Madrid'de kötü gidiyor yani. Evet. Ters ters gidiyor abi. Bu oynamıyor, hoşuma gidiyor biliyor musun? 4 tane yedi bakıyorum Arda oynamamış, oh diyorum. Vallahi bak. Yenildikçe hoşuma gidiyor. Arda oynamadıysa hoşuma gidiyor yenildiği zaman. Şimdi bak, o zaman ne oluyor? Ya diyorum ki kardeşim bak Arda oynarken gol atıyordun. Sen geçen sene harikalar yarattın. Şampiyonlar Ligi'ni aldın. Şampiyon oldun. Bu sene de ters ters gidiyorsun yani. Bu da oynamıyor. Oynamıyor arkadaş. Oynat o zaman. Tamam şu var bu var falan. Mesela Mbappe ile ilgili de çok sıkıntı var değil mi? Konuşma var. Evet. Bu sene. Mbappe karıştırdı hocam Real Madrid. Yani tamam her şeyi karıştırdı. Yani ya o da ya ekstra bir adam ama işte olmuyor bazen ama şu var. Ya Arda oynamıyor, takım kötü gidiyor. Değil mi? Mbappe yani, Kerem varken Zaha transferi yapmak gibi bir şey olur Real Madrid. Seviyeler farklı ama yani. Evet. Neyse. Yani onun için de ben üzülüyorum ya. Bana yarı gelmesin arkadaş. Ya orada kalsın. Ben en çok yok öyle bir beğendiğim, bak beğendiğim. He? Yok öyle bir ihtimal. Ve ben de beğendiğim şey futbolcular kim Türkiye'de biliyor musun? Kim en fazla kaldı? Tugay. Benim için abi 10 numara. Arda. Nihat Kahveci. Kim başka? Arda Turan. Arda zaten onu söyledim ya. Ha, Alpay. Kim var ya orada dışarıda oynayan futbolcuları ben gelmesin arkadaş ya. Gelmesin yani ya. Oynasınlar. Burada yetişmedi ama Hakan Çalhanoğlu. Neyse onlar oynuyor. Hoşumuza gidiyor ya. Mesut Özil oynuyordu falan. Mesela bakıyorum demin konuşurken ne geldi aklıma biliyor musun? Salih vardı bir tane. Ne oldu o çocuk ya? Mesut Özil tabii milli oyuncumuz değil. Neyse ama o yani. Fark etmiş şunu söylüyorum. Türk futbolcusu olarak söylüyorum. Salih ne oldu Salih? Özcan. He. Salih Özcan. Allah. Kiralık olarak gitmişti diye hatırlıyorum Werder Bremen. Hocam şöyle söyleyeyim yani Wolfsburg özür dilerim. Wolfsburg'daydı. Wolfsburg'daydı evet. Orada da pek kafam verdi. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bizim çocuklarımız çok iyi ya. Kalsınlar oynasınlar arkadaş. Bak şimdi geldi kim? Milli takıma gelen çocuk. Eren. Evet. Eren falan. Kenan bu arada gol atıyor. Oynasın diyoruz da oynamıyor. Zaten oynamadığı için Fenerbahçe ya da başka bir kulübe gitme ihtimali. Oynar diye düşünüyorum. Ben olsam gelmem yani. Bence bir kere fikir ve bilgi anlamında söyleyeyim. İddialar tamamen asılsız. Yani bu İspanyol basının Arda Güler haberleri bana Arjantin basının Torreira Icardi haberlerini hep anımsatıyor. Ona benzetiyorum. Bu arada sürekli soruyorlar Ancelotti Arda ile ilgili. Soruyorlar. Doğru sorabilirler çünkü yani önemli bir yıldız, önemli bir yetenek sence ama. Sence peki ayrılmak istiyor? Sen inanmıyorsun İspanyol basının haberine, onu anladık. Evet. Ama ayrılması, kiralık olarak gitmesi, oynaması açısından daha doğru olmaz mı? Bir kere şunu söyleyeyim. Yani Real Madrid'in böyle bir düşüncesi yok. Hı hı. Arda mutsuz mudur? Tabii ki mutsuzdur, oynamak istiyordur tabii. Ama... bence bizim kadar ya da İspanyol basını kadar bu konuyu dert etmiyordu. Neden? Çünkü bu ona anlatılıyordur orada. Yani aslında bu Real Madrid'in ya da Ancelotti'nin bir politikası yıllardır izlediği. Şimdi az önce şeye baktım haber görüntüsü varken ekranda Vinicius'un dakikalarına baktım. Hani Vinicius'un gelişimine baktığımız zaman Real Madrid'e ilk geldiği dönemlere baktığımız zaman çok net bir tablo var. 600 dakikayla başlamış, 800 dakika, 1000 dakika her sezon üstüne üstüne koymuş. Yani Vinicius gelir gelmez bu takımın direkt ilk 11 oyuncusu olmadı. Evet. Yavaş yavaş onu oynattı. Yani dolayısıyla Ancelotti'nin genç oyunculara bakışı, Endrick konusunda da böyle düşünüyor. Yavaş yavaş onlara formayı vermek, yavaş yavaş alıştırmak, yavaş yavaş fiziksel, mental anlamda adapte etmek. Tabii ki biz duygusal bakıyoruz, diyoruz ki ya Real Madrid gol atamıyor, maç kazanamıyor, hocam koy Arda'yı diyoruz. Israrla Bellingham'ı koy, ya niye diyoruz. Biz başka gözle bakıyoruz ama Arda'nın dediğim gibi evet mutsuz olduğunu düşünüyorum. Oynamak ister her oyuncu. Ama bir ayrılık isteğinin, ayrılık talebinin, düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum açık söyleyeyim. Bu arada Real Madrid için bir Brahim Diaz örneği de var. Evet, yani iki yıl kiraladı ama. Kiraladılar Milan'a. Ya Brahim hiçbir zaman Arda gibi bir oyuncu değildi. Yani o kadar yüksek yetenek skalasında olan bir oyuncu değildi hiçbir zaman. Hatta şöyle söyleyeyim.
Real Madrid Brahim'i kiralarken hani bu noktaya geleceğini düşünmüyordu bence çok fazla. Hani biraz sürpriz oldu onlar açısından diye düşünüyorum. Olabilir. O çıkış. Ama Arda hani başından beri Real Madrid'in pamuklara sardığı bir oyuncu. Bakıyoruz. Geçen sezon o formayı verdi. Sezon başında da verdi. Yani ben ayrılık iddialarını kesinlikle doğru bulmuyorum, kabul etmiyorum ve dediğim gibi yani Arda'nın da bir düşüncesi olduğunu zannetmiyorum hiç ayrılıkla alakalı. Bence ya Milan'da 30 maç oynayacağına burada 10 maç oynasın. Ben daha mutlu olurum Real Madrid'de. 19 yaşında daha biz bunu kaçırıyoruz. Tabii. Yani. Yani bak ne güzel bir üçlü şey. Onun için de kaç şeyi söyledi, sordun değil mi sen kaç dakika oyuna süre evet. almış diye değil mi? 600'den yani başladı. Her bu sene dakikaları artıyor oyuncunun yani. Ya tabii. Ya ne diyorum Milan'da bana 35 tane maç oynasın. Atıyorum 38 maç oynasın. 10 da gol atsın. Ben vallahi Real Madrid'de 10 maç oynasın ben daha çok mutlu olurum. Şu şanssızlığı var. Hem şans tabii ki Ancelotti ile çalışmak. Onun öğrencisi olmak büyük bir şans. Ama şu yönden şanssızlık belki dünyanın en sabit fikirli teknik direktörlerinden bir tanesi. Yalnız hani, bak Onur Mordic'i oynatıyor ya. İşte o yüzden bakayım, bak, hocam. Onu sokuyor, direkt oynatıyor. Buna şans vermek çok enteresan. Ya elindeki bak, hazır oyuncuları sürekli ısrarla form durumuna bakmadan oynatan bir teknik direktör profili. Yani. Carlo Ancelotti. Hani değişime çok açık değil, kapalı bir isim. Dolayısıyla dediğim gibi gençleri hazırlama şeklinde net bir örnek. Rodrigo'yu da böyle hazırladı. Evet. Rodrigo da yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladı. Arda'yı böyle hazırlıyor. Vinicius'u böyle hazırladı. Endrick'i böyle hazırlıyor. Yani dolayısıyla bu sadece Arda yapılmış bir olay değil. Ancelotti'nin genel genç oyunculara bakış açısı bu şekilde. Yavaş yavaş adım zaten adım. Zaten son sezon Ancelotti'nin onu da belirtelim yani. Niye? Büyük ihtimal gidecek sezon sonunda Ancelotti. O zaman biz başka bir şey konuşuruz. Belki yeni gelecek hocanın ki Xabi Alonso olma ihtimali çok yüksek. Belki Xabi Alonso gelirse onun bakışı farklı olacak genç oyunculara. Bilemiyoruz tabii ki. Onu göreceğiz. Yani daha farklı bir teknik direktörle daha farklı sürelerde olabilir. Siz Real Madrid'de oynuyorsanız böyle bir şansı yakalamışsanız olabildiğince o kulübün içinde olmaya çalışırsınız. Evet. Kulübede olursunuz, tribünde olursunuz. Yani o kulübün formasını taşımak çok büyük bir başarı. Dolayısıyla orada kalabildiğiniz sürece kalırsınız. Ben Real Madrid'den herhangi bir oyuncu ayrılmak istediğimi bugüne kadar duymadım. Hı hı. Savaşırsınız oynamak için. Mücadele verirsiniz. Real Madrid oyuncuyu gönderir. Ya bugüne kadar biz böyle gördük. Ama herhangi bir oyuncunun çıkıp da ben gitmek istemediğini çok duymadım bu takımdan. Yani şimdi bu medyanın... En yüksek seviye çünkü dünya futbolunda. Tabii medyanın şişirmesi. Real Madrid yönetim tarafından işte takım aralığı derse... Hocam etkileşim var. İşte o kötü işte. Hocam bakın etkileşim var. Şimdi İspanyol basını bu Arda haberini yapıyor. Tüm Türkiye bununla çalkalanıyor. Şimdi biz bunu konuşuyoruz değil mi şu anda? Evet. İspanyol basını bu etkileşimin farkında. Bakın Real Madrid kulübü Instagram hesabından Vinicius'un videosunu paylaşıyor. Örnek veriyorum 5 milyon izleniyor. Arda Güler videosu paylaşılıyor. 20 milyon izleniyor bu video. Adamın etkileşimi var. Ve İspanyol basını bunun farkında, bunun tadına vardı. Sürekli Arda haberi yapıyorlar. Sürekli işte Real Madrid'den ayrılıyor, United'a gidiyor. Arsenal istiyor, Paris Saint-Germain istiyor, Fenerbahçe'ye dönüyor. Yani çocuğu da yıpratırlar bu İspanyol basının işine geliyor bu haberler. Yani çocuğu da yıpratırlar ya. Ya bak gene söylüyorum ya Modric bana göre müthiş bir futbolcu ama mesela o olmasa Arda'ya soksa oralara tamam mı? Koymuyor ama. Hep bakıyorum Modric oynuyor. Sonradan geriye gene Modric girmiş. Direkt bakıyorum evet. Gene Modric oynamış. Yenilince de hoşuma gidiyor. Şey vallahi hoşuma gidiyor. Hele 4-0'lık maça baktım Arda oynamış mı da oh dedim ya. Ya oralarda oynasın. Orada bana göre çok inşallah çok daha iyi yerlere gelir. Şu yaptığı hareketler falan müthiş. Milli takımda da çok iyi. Evet. Değil mi? Hiç olmazsa... Ya oynaması milli takım açısından da tabii, bu arada önemli. Tabii orası kesin yani. Şey. Benim en üzüldüğüm taraf milli takım performansı. Evet. Çünkü ritmini kaybediyor. Yok be kaybetme. Bir şey söyleyeyim mi? Gene milli takımdaki performansından bahsetsinler. En azından Arda ile ilgili dedin ya 20 milyon müthiş bir şey ya. Sevimli de kerata. Aynen. Yok, 5 milyon nerede adam şeyin yıldızı yani. Çok da seviliyor. Real Madrid'in değil mi? 5 milyon bu 20 milyon. Çok da seviliyor takım için. Öyle haber yapsınlar işte. Milli takımda gol attı, şu oldu, bu oldu falan filan. Yine seyredilir. Yani bir de geri dönecek, meri dönecek. Yok hiç yani, sanmıyorum. Yani şimdi 15 yaşından itibaren bir vizyon koymuş Arda Güler. Bir kariyer hedefi koymuş. Demiş ki ben Avrupa'ya gideceğim. Bak 14-15 yaşında koymuş bu hedefi. Şimdi böyle vizyonu olan bir çocuk gidip de Real Madrid'de başarısız da olabilir. Umarım başarılı olur, inanıyorum ben. Oradan Türkiye'ye dönmez. Hani kariyerini Avrupa'da devam ettirir. Oyuncunun vizyonu belli zaten, net zaten. İnşallah. İnşallah. Güzel günlerini görürüz, attığı golleri izleriz. İsteğimiz tabii ki o yönde. Dušan Tadić ile alakalı biraz konuşalım isterim. Dušan Tadić'in hakikaten enteresan bir istatistiği var. Fenerbahçe kariyerinde
oynayabileceği, süre alabileceği 76 maç vardı Dušan Tadić için. Bu karşılaşmaların 75'inde forma giydi. Performansının yanı sıra ilerlemiş yaşına rağmen istikrarıyla da dikkat çekiyor.